Kampüs kanalından hepinize merhaba. Tarih derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün dünya gücü Osmanlı Devleti ile derslerimize devam edeceğiz. Geçen bölümde Osmanlı'yı kurmuştuk. Kuruluş döneminin tüm gelişmelerine, padişahlarına, olaylarına, gelişmelerine hepsini göz attık. Artık Osmanlı'nın en şaşalı dönemlerine, en parlak dönemlerine bugünkü dersimizde bakacağız. Dünya gücü Osmanlı Devleti başlıyor. Şimdi burada sizinle beraber inceleyeceğimiz ilk hükümdarımız Fatih Sultan Mehmet olacak. Fatih biliyorsunuz 2. Murat'tan sonra tahta çıkacaktı. 2. Murat tahtı oğluna verecekti. Ancak yaklaşan Haçlı tehlikesi üzerine tekrar Osmanlı tahtına gelecek. Varna ve 2. Kosova savaşlarından sonra taht tekrar 2. Mehmet'e, yani Fatih Sultan Mehmet'e kalacaktı. Fatih Sultan Mehmet de rüştünü ispatlayabilmek için en önemli amaç olan İstanbul'a yönelecekti ve İstanbul'u almak için sefer hareketine başlayacaktı. İstanbul Osmanlı tarafından kuşatılacak ama neden? Önce İstanbul'un fethinin nedenlerini ifade edelim. Bir defa Bizans'ın Osmanlı şehzadelerini kışkırtıyor olması temel sebepler arasındadır. Yine Bizans'ın Haçlı seferlerine zemin hazırlaması, yine Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki bağlantının bütünlük sağlayabilmesi adına buraların alınmasının önemi, bölgenin ticaret yolları ve kazançlarının ele geçirilmek istenmesi Osmanlı tarafından, yine Hazreti Muhammed'in İstanbul'un fethiyle ilgili hadisinin olması. Bakın onu buraya da yazdık. İstanbul bir gün muhakkak fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, askeri de ne güzel askerdir diye. Yine şehrin kültürel ve tarihi önemi de burada önemli olacaktır. Peki İstanbul'un fethi aşamasında yapılan hazırlıklar nelerdi? İlk olarak Osmanlı tarafına bakalım. Şimdi bir defa burada Rumeli Sarayı yaptırılacak. Macar Urban'a Şahi denilen toplar döktürülecektir. Yine Balkanlardan gelebilecek tehlikeler için anlaşmalar yapılacaktır. 400 parça bir donanma hazırlanacak. Karamanoğulları Beyliği ile anlaşma imzalanacak ve fethin yavaşlanması özellikle iç tehdit olarak engellenecektir burada. Tekerlekli kuleler yaptırılacak. Aşırtma gülleler atacak havan topları burada yapılacaktır. Yine Silivri ve Vize kaleleri de alınarak burada güvenli alanlar oluşturulacaktır. Bunlar Osmanlı'nın yaptığı savunma hazırlıklarıdır. Peki Bizans buna karşın ne yaptı? Bir defa surları güçlendirdi ve dayanıklı hale getirdi. Yine Avrupa'dan yardım istedi. Katolik ve Ortodoks mezheplerini de birleştirmeye çalıştı. Grejuve denen suda yanan bir ateş geliştirdiler. Yine Haliç'in girişine bir zincir çekildi. Şurada temsili olarak Bizans'ın elinde bulunan günümüzdeki o Fatih topraklarını görebiliyorsunuz. Haliç'e bir zincir çekeceklerdir ve özellikle iç kısma gelecek gemileri engellemeye çalışacaklardır. Buna karşın Fatih Sultan Mehmet de Haliç tarafından gemileri karadan yürüterek suya indirecek ve gemi gücüyle de fethin devamlılığı sağlanmaya çalışılacaktır. Evet, savaş başlayacak her iki taraf arasında. Savaş hem karadan hem de denizden saldırıya geçen Osmanlı kuvvetlerinin 54 gün sonra, yani 29 Mayıs 1453'te İstanbul'a girerek şehri teslim almasıyla sona erecektir. İkinci Mehmet Ortodokslara din ve vicdan hürriyeti tanıyarak halkın desteğini sağlayacak. Aynı zamanda Katolik ve Ortodoks birleşmesinde önüne geçecektir. Çünkü böyle bir birleşme nihayetinde bir Haçlı kuvvetinin, Haçlı zihniyetinin Osmanlı üzerinde tekrar kendini göstermesi olacaktı. Bu yüzden Ortodoks Kilisesi'yle burada Katolik Kilisesi'ni engellemeye çalışacaktır. Peki İstanbul fetholdu. İstanbul'un fethinin hem Türk hem dünya tarihi açısından önemleri nelerdir? Ondan biraz bahsedelim. İstanbul'un fethedilmesinin Türk tarihi açısından sonuçları şu şekildedir. Bir defa Osmanlı Devleti'nin iki kıta arasındaki toprak bütünlüğü sağlanacaktır. Hem Rumeli'deki hem Anadolu'daki toprakları bu bağlamda birleşecektir. Yine İpek yolu ve Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan deniz ticaret yolunun kontrolü Osmanlı'nın eline geçecektir. İstanbul Osmanlı Devleti'nin yeni başkenti olacaktır. İkinci Mehmet Fatih unvanını alacaktır. Osmanlı Devleti kuruluş devrini tamamlayacak ve yükselme devrine girecektir. Peki İstanbul'un fethedilmesinin dünya tarihi açısından sonuçları nelerdir dersek, bir defa ateşli silahların surlar üzerindeki etkisi burada anlaşılacaktır. Yine bu etkinin anlaşılması Avrupa'da derebeylik düzeninin zayıflayarak yıkılış sürecine girmesinde etkili olacaktır. Bu kısmı mutlaka not alın.
Yine Bizanslı bilim insanları İstanbul'dan ayrılarak İtalya'ya gidecek ve burada Rönesans hareketlerinin başlamasında etkili olacaklardır. Ticaret yollarının Osmanlı Devleti'nin denetime girmesiyle yeni yol bulma amacı geliştirilecek. Bu zaten Avrupa'da bir coğrafi keşfin başlamasına neden olacaktır. Bu keşiflerle beraber de yeni kıtaların keşfedilmesine ön ayak olacaktır. Yine Orta Çağ sona erecek, yeni çağ başlayacaktır diyebiliriz. Sultan II. Mehmet'in İstanbul'un fethedilmesinden sonra aldığı Fatih unvanı dışında yine biz ona Ebu'l-Feth, Grand Turco, Kayseri Rum, çağ kapatan ya da çağ açan hükümdar gibi unvanları da vereceğiz. Fatih Sultan Mehmet'in aynı zamanda mahlası da avni olacaktır. Bu şekilde ifade edebiliriz. Peki Fatih Sultan Mehmet döneminde sadece İstanbul'un fethedilmesi mi vardı? Hayır. Onun döneminde birçok siyasi ve askeri gelişme de mevcuttu. Bunlar arasında biz bunları tablo halinde sizlere kronolojik olarak verdik. Ben bunları tek tek size ifade edeyim. Şimdi Fatih'in 1454 yılında gerçekleştirmiş olduğu bir Sırbistan seferi var. Bu Sırbistan üzerine 4 sefer düzenlenecek ve Belgrad dışında tüm Sırbistan ele geçirecektir. Zaten Fatih'in kuşatıp da alamadığı yerler arasında biz Belgrad'ı göreceğiz. Amasra'nın fethine gelelim. Şimdi Cenevizlerin elinden alınarak buradaki Ceneviz hakimiyetine son verilecektir. Daha sonra Mora ele geçirilecektir. Mora alınarak Akdeniz hakimiyeti yolunda önemli bir adım atılacaktır. Trabzon fethedilecektir. Bakın Trabzon'un fethedilmesi önemlidir. Neden? Bu kısmı notlayın. Şimdi 2. Mehmet önce Sinop çevresindeki İsfendiyar oğluna son verecek. Ardından Trabzon Rum İmparatorluğuna son vererek Karadeniz sahillerinin güvenliğini sağlayacaktır. Aynı zamanda Bizans'ın yeniden diriltme umutlarını taşıyan bu Trabzon Rum İmparatorluğuna bu umutlarına da son verecektir bu fethiyle beraber. Unutmayın, demek ki Trabzon'un fethinin birçok önemi olacak. Hem ticari açısından, yani Karadeniz ticareti açısından önemli olacak. Hem de Bizans'ı yeniden diriltme umutlarını yok ettiği için bu fethin önemli olduğunu ifade edebiliriz. Eflak seferine gelelim. Bu düzenlenen seferler sonucunda Eflak Osmanlılara bağlı bir eyalet haline gelecektir. Bosna seferine gelelim. Bosna olarak Venediklerle kara komşusu olunacaktır. Otlukbeli Savaşı'na gelelim. Bu da önemli bir gelişmedir. Bir yıldız da buraya atalım. Şimdi Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'a karşı girişilen bu savaşta Osmanlılar kazanacak ve Akkoyunlar zayıflayacaktır. Akkoyunların desteklediği Karamanoğulları Beyliği ise bir yıl sonra tamamen ortadan kaldırılacaktır. Uzun Hasan hakkında önceki derslerimizde ifade etmiştim. O da önemli bir hükümdar olacaktır. Hatta dönemin tarihçileri o dönemde Fatih'i Büyük Türk, Uzun Hasan'a ise Küçük Türk demişlerdir. Yani Fatih'ten sonra özellikle Anadolu'da hakim olan en büyük hükümdar yakıştırmasını yapacaklardı. Kırım'ın fethine gelelim. Önemli fethilerden biridir. Yedik Ahmet Paşa komutasındaki bu donanma Kırım'ı ele geçirecek. Böylelikle Karadeniz bir Türk yolu haline gelecektir. Demek ki bakın Kırım'ın fethiyle ne olacakmış? Şöyle farklı bir renkte gösterelim. Karadeniz Türk yolu haline gelecekmiş. Venedik ile savaşa gelelim. 1479 yılında düzenlenen bu 3 sefer sonucunda özellikle 16 yıl sürecek burada savaşlar. Osmanlı Venedik'ten Gökçeada, Taşoz, Samadrek, yine Limni, Midilli, Eğriboz, İşkodra gibi yerleri alacaktır bu 16 yıllık süreçte. Zor durumda kalan Venedik'le yapılan anlaşmalar sonucunda Venediklere de ticari imtiyazlar verilecektir. Şimdi normalde 2019 yılında biliyorsunuz Milli Eğitim MEP müfredatı yenilendi. Yeni 2019 kitaplarında şöyle bir bilgi var. Osmanlı'daki kapitülasyon geçmişini ikiye ayıracaklardır. Biz önceden ilk ticari imtiyazların, ilk ticari ayrıcalıkların Venediklere verildiğini biliyorduk. Ancak yeni MEP kitabında, bakın burayı iyi ifade ediyorum, iyi dinleyin. 2019 yılında değişen MEP kitabında ikiye ayrılacaktır bu kapitülasyon geçmişi. İlk dönem kapitülasyonlarında ilk ayrıcalıkların Cenevizlilere verildiğini, tamam mı? Unutmayın. İlk ayrıcalıkların 1460'lı yıllarda Cenevizlilere verildiği, ondan sonra Venediklilere verildiği ifade edilmiştir. Yani bir kalıp bilgimiz burada değişmiş oldu. Unutmayacağız.
Yani artık ilk ticari ayrıcalıklar Venediklere verilmiştir demeyeceğiz. Onlardan önce Cenevizler alacaktır. İkinci dönem kapitülasyonları ise Fransa ile başlayacaktır. Kanun dönemini daha sonra ifade edeceğiz. Arnavutluk seferine gelelim. Buraya 3 sefer düzenlenecek. Arnavutluk toprakları Osmanlı'nın eline geçecek ve İtalya seferi Fatih'in son seferleri olacaktır. İtalya seferi öncesinde bir defa Zenta, Kalifornia ve Ayamavra ele geçirilecek. Gedik Ahmet Paşa komutasındaki donanma İtalya'daki Otranto Kalesi'ni fethedecektir. Bakın Osmanlı artık İtalya topraklarına da girdi. Ancak 2. Mehmet'in ölmesi ve sefere gerekli desteğin verilmemesi üzerine Napoli Krallığı Otranto'yu geri alacak ve İtalya topraklarından Türkleri geri püskürtecektir. Evet, Fatih dönemini bu şekilde ifade edebiliriz. Yine Fatih dönemindeki diğer kültürel ve önemli faaliyetlere gelelim. Çünkü bu dönemde söylediğimiz gibi birçok önemli hususumuz olacak. Şimdi köklü ailenin yönetimden uzaklaştırılması. Burada önemlidir. Fatih'in özellikle İstanbul'u fethettikten sonra kendi otoritesini de sağlayıp gücü tamamen eline aldıktan sonra direkt ulaştığı ilk siyaseti olacaktır. İstanbul'un fethi Fatih'e iç siyasette önemli bir mevki sağlayacaktır. Onun otoritesini güçlendirecek ve gerçekleştirebileceği o merkezi bir kurumsallaşmaya da imkan verecektir. Fatih bu sayede iktisadi, askeri ve hukuki bir dizi yenilikler yapacaktır. İstanbul'un fethi Fatih'e bazı güçlü aileleri de bertaraf etme imkanı sağlayacaktır. Bunlardan en ünlüsü de Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa'dır. Bu Halil Paşa'nın idamıyla özellikle devlet içindeki köklü ailelerin iktidarı paylaşma dönemi de artık sona erecektir. Devlet müessesinde kurumsallaşmaya gelelim. Şimdi Osmanlı Devleti İstanbul'u fethettiği zaman Doğu Roma İmparatorluğu'nun merkeziyetçi yapısına ve kurumsallaşmış devlet yapısına da varis olmuştur. Yani Bizans'tan da aynı zamanda Fatih yararlanacaktır. Bununla beraber Fatih, İstanbul'un fethinden sonra devletin siyasi gelişimine bağlı olarak ticareti arttırmış, ekonomik durumu kuvvetlendirmiş, ilmin ve sanatın her dalının gelişmesine katkı sağlamıştır. Fatih, kendisinden önceki devlet teşkilatı ve teşrifatını tespit etmiş. Yeni durumuna göre de Osmanlı Devlet müessesine kurumsallaştırılmıştır. Özellikle burada Bizans Devlet Teşkilatı'ndan fayda sağlandığını unutmayacağız. İstanbul'un imarına gelelim. Şimdi Fatih İstanbul'u dünyanın siyasi ve iktisadi merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçlayacak. Bunun için Fatih İstanbul'u imar edilmesi, kalkındırılması, yine nüfusun artırılması faaliyetine gidecek ve İstanbul'da birçok eser ortaya konulacaktır. Bir de Enderun Mektebi'ne gelelim. Şimdi Fatih döneminde tam olarak kuruluşu gerçekleştirilecektir Enderun Mektebi'nin. Daha önceki dönemlerde kurulacak ancak tam sistematik hale gelmesini biz Fatih döneminde göreceğiz. Şimdi burada devşirme sistemiyle Hristiyan tebaanın zeki ve yetenekli çocukları alınacak. Enderun'da temel amaç iyi bir Müslüman, güvenilir, kabiliyetli devlet adamları yetiştirmek. Bakın, Müslüman, kabiliyet ve iyi. Devşirmenin temel faktörü bu üç esas üzerine olacaktır. Yine burada devşirmelerin eğitimi koğuş denilen odalarda yapılacak. Yükselme döneminde Enderun'dan birçok vezir, sadrazam, yüksek dereceli devlet adamı yetişecektir diyebiliriz. Evet, Fatih'in de özellikle İstanbul'un fethinden sonra hızlı bir şekilde gerçekleştirmiş olduğu bu şekilde faaliyetleri de mevcuttur. Fatih'ten sonra tahtın varisi taht üzerinde hak sahibi olan iki kardeş olacaktır. İkinci Bayezid ve Cem Sultan. Özellikle devlet adamlarının desteğini alan ikinci Bayezid tahta çıkacaktır. Ancak ikinci Bayezid döneminin özellikle sönük geçmesine, yükselme dönemi içerisinde duraklama dönemi olarak ifade edilmesindeki en büyük temel sebeplerden biri onun Cem Sultan'la yaşamış olduğu problemlerdir. Şimdi ikinci Bayezid burada
Cem Sultan meselesi, özellikle Fatih'in ölümü üzerine, Amasya Sancağı'ndadır o zamanlar Bayezid. Deşirmelerin desteğiyle tahta geçecektir, az önce ifade ettim. Yine Konya Sancağı'nda bulunan ve Türkmenlerin desteklediği Şehzade Cem, bunun üzerine taht mücadelesine başlayacaktır. Önce Memlüklerin desteğini alacak, Bursa'yı alacak, adına para bastıracaktır. Daha sonra Yenişehir Ovası'nda Osmanlı ordusuna, yani daha doğrusu hükümdarın ordusuna yenilecek ve Konya'ya kaçacaktır Cem. İkinci Bayezid'in gönderdiği kuvvetlere yenilen Cem Sultan, önce Mısır'da Memlükleri, ardından Rodos Şövalyelerine Papa'ya kadar giden bir yolu izleyecektir. Demek ki Cem Sultan meselesi önce bir iç meseleyken, Cem'in özellikle diğer devletlere sığınmasıyla, diğer siyasi güçlere sığınmasıyla bir dış mesele haline gelecektir. Yıllarca Avrupa'da dolaştırılan Cem Sultan 1495 yılında Napoli'de hayatını kaybedecektir. Cem Sultan olayı başta bir, dediğim gibi, iç meseleyken, özellikle dış devletlerin müdahalesiyle de bir dış mesele haline alacaktır. İkisi hakkında şu iki önemli paraf çok önemlidir. Okuyalım bakalım birbirine kardeşler ne demişler. Cem Sultan kardeşi Bayezid'e demiş ki, sen gül yastığında şevkle gülüp yatarken benim minnet fırınında dert çekmeme sebep ne? Eğer dünya saltanatı adil taksim ise hacı olanın onu istemesinde acayip ne? Cem Sultan buradaki hacı ifadesinden de yola çıkalım. Aynı zamanda hacca gitmiştir. Bu yüzden kendisine hacı demiştir burada. İkinci Bayezid'e gelelim. Bayezid karşılık olarak kardeşine şunu demiştir. Madem saltanat ezelden bize kısmet olunmuş, takdire böyle razı olmamana sebep ne? Sen bana hacı olduğunu öğrene sürersin. Dünya saltanatına bunca istek ne? Evet, bakın aynı zamanda nasıl savaş meydanında birbirine karşı çıkıyorlarsa, edebiyat alanında da kendini konuşturmuşlar bu devlet adamları. Evet, ikinci Bayezid döneminde Cem Sultan olayı dışında askeri siyasi bazı gelişmeler de var. Her ne kadar sönük geçse de bazı önemli olaylar da bu dönemde gerçekleşmiştir. Şimdi onlardan biraz bahsedelim. Birinci Balkan Seferi gerçekleşecektir. Sırbistan üzerine başlayan bu sefer 7 ay sürecek. Sefer sonucunda Hersek Dükalığı da ilhak edilerek Bosna eyaletine katılacaktır. Boğdan Seferi'ne gelelim. Bu seferin sonucunda Osmanlı Devleti Karadeniz'de bütün hedeflerine ulaşacak. Karadeniz bir Türk haline gelme durumu iyice pekişecektir. Ayrıca Kırım'a karadan bağlantı da Boğdan Seferi ile sağlanacaktır. Belgrad Seferi'ne gelelim. Burada Belgrad Seferi önemlidir. Belgrad'a burada ulaşarak kaleyi kuşatan Süleyman Paşa, Osmanlı tarihinde 2. Murat ve Fatih'ten sonra bu kaleyi kuşatan 3. kişi olacaktır. Kuşatma devam ederken Macarları yıldırmak amacıyla Erdel'e giden Süleyman Paşa burada yenilecektir. Sefer başarısızlıkla sonuçlanacaktır. 2. Bayezid de babası gibi Belgrad'ı alamayacaktır. Başarısızlıkla sonuçlanan bir sefer olacaktır. Kırvara Muharebesi'ne gelelim. Osmanlı ile Macaristan Krallığı'nın desteklediği Hırvatistan Krallığı birleşerek ordusu arasında gerçekleşen bir muharebe olacaktır burada. Sonuç tamamen Osmanlı galibiyetiyle olacaktır. Osmanlı-Lehistan Savaşı'na gelelim. Şimdi Osmanlı tarihinin en büyük akıncı seferlerinden biri olacaktır bu sefer. Bu seferdeki büyük başarı ile Malkoçoğlu Bali Bey, Sancak Beyliği'nden Beylerbeyliği'ne yükselecek. Sapienza Deniz Savaşı'na gelelim. Şimdi Venediklilere karşı yapılan bu savaş, Osmanlıların tarihte kazandıkları ilk açık deniz savaşıdır. Bakın tarihteki önemini şuraya yazalım. Demek ki Sapienza Deniz Savaşı ilk açık deniz zaferi olacaktır. Bu şekilde bir öneminin olduğunu ifade edebiliriz. 1502'de Osmanlı-Venedik Barış Anlaşması imzalanacaktır bu savaş sonrasında. Şarkula ayaklanmasına gelelim. Bu dönemin önemli gelişmelerinden biridir. Çünkü bu ayaklanma ve sonrasındaki gelişmeler özellikle Şehzade Selim'in babası karşısında kuvvetlenmesine ve tahtı babasından almasına vesile olacaktır. Şimdi Anadolu'da patlak veren bir isyandır Şarkula ayaklanması. Bu dönemde zorlukla bastırılacaktır. Gökçay Meydan Muharebesi ile bu ayaklanma bastırılacaktır. Ancak doğudan gelen bu tehlikeyi sezemeyen, iyi üzerine duramayan 2. Bayezid devlet adamlarının tepkisini çekecek ve Şahkulu ayaklanması karşısında özellikle cesaretini gösteren 1. Selim ise, yani Yavuz Sultan Selim ise, devlet adamlarının gözdesi olacak ve babası karşısında güçlü bir nüfus yakalayacaktır. Ve Yavuz'a gelelim. Şimdi Yavuz Sultan Selim, dediğimiz gibi,
Payitahta çok uzak bir yerde kendisi sancakta bulunacaktır. Bunu olayın dezavantajından dolayı özellikle babasına karşı çıkacaktır. Önce gidecek Kırım'da Kırım Han'ın kızıyla evlenecek. Daha sonra kuzeyden gelecek. Babasının ordularıyla karşılaşacak, yenilecek. Yenilmesine rağmen bu cesaretinden dolayı devlet adamlarının baskısıyla 2. Bayezid tahttan çekilecek. Ve 1. Selim yani Yavuz Sultan Selim tahta geçecektir. Yani bu şekilde bir serüveni olacaktır Yavuz Sultan Selim'in. Peki Yavuz Sultan Selim döneminde ne gibi gelişmeler oldu? Onlardan bahsedelim. Tamamen 8 yıllık dönemde, hatta tarihçiler için kendisi adına hani 8 yıla 80 yıl sığdıran padişah olarak ifade edilecektir. Bu 8 yılda gerçekten tamamen seferlerde geçen ve Doğu Seferi, Doğu üzerine tamamen şekillenen bir siyaset izlenmiştir. Biz onun döneminde ilk olarak Çaldıran Savaşı'nı göreceğiz. Safavilere karşı bu savaşı kazanacaktır Yavuz. Osmanlı ordusunun başında 1514'te Safavi Devleti başkenti Tebriz'e gidecektir. Bu savaş sonucunda Safavilerin Mısır'daki Memlüklerle bağlantıları kesilecek. Bu da Selim'in özellikle Mısır seferini kolaylaştıracaktır. Osmanlı Devleti ayrıca İpek Yolu'nun denetimini iyice Çaldıran Savaşı ile ele geçirecektir. Turnadağ Savaşı'na gelelim. Dulkadirioğulları ile yapılan bir savaştır bu. Bu savaşı Osmanlılar kazanacak. Muharebe sonrasında Dulkadirioğulları Beyliği yıkılacaktır. Bu savaşla beraber Anadolu Türk Birliği kesin olarak sağlanacaktır. Bakın bu savaşın demek ki en önemli göstergesi ne olacaktır? Anadolu Türk Siyasal Birliği tamamen sağlanmış olacaktır diyebiliriz. Mısır Seferi'ne gelelim. Mısır Seferi'nin önemi ve bu seferde gerçekleşen mücadelelerle onlardan bahsedelim. Şimdi bu seferde Memlüklerle önce Mercidabık Savaşı olacaktır. İki savaşımızı burada göreceğiz. Önce Mercidabık, daha sonra Ridani. Şimdi biz 1516 yılında Mercidabık Savaşı'nda, 1517 yılında ise Ridaniye savaşlarıyla Memlüklere karşı kesin bir üstünlük sağlayacağız. Her iki savaşta Osmanlı kazanacak. Bu zaferlerle birlikte Memlük Sultanlığı yıkılacaktır. Bütün toprakları Osmanlı egemenliğine girecek. Memlük Sultanlığı tarihe karışacaktır. Yine Osmanlı Devleti Mısır'a hakim olacak ve halifelik Osmanlılara geçecektir. Mısır'daki bu kutsal emanetler İstanbul'a getirilecektir. Yine Osmanlı Devleti Doğu Akdeniz'in ve Baharat Yolu'nun tek hakimi durumuna yükselecek. Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'na kadar da açılacaktır. Demek ki Mısır Seferi'nin çok çok önemli burada kazançları olacaktır. Bir de bu dönemin önemli olaylarından biri Bozoklu Celal İsyanı'dır. Anadolu'da patlak veren bu isyan Dulkadirioğulları'ndan Osmanlı'ya sığınmış ve Osmanlı'da görevlendirilmiş olan Şehsuvaroğlu Ali Bey tarafından bastırılacaktır. Anadolu'daki Celali isyanlarının başlangıç noktası olarak biz bu Bozoklu Celal İsyanı'nı gösterebiliriz. Evet, Selim dönemi bu şekildedir. Yavuz Sultan Selim dönemi. Devletin ekonomik yönden zirve yaptığı ve hazinenin altınla doldurdu. Buna mütakip 400 yıl boyunca devlet ekonomik yönden iflas edene kadar hazine-i humayunda mührü vurulan Osmanlı padişahıdır. Hatta Yavuz şunu söylemiştir. Hani bu hazineye bir gün hani benden daha fazla altın koyan olursa onun mührüyle mühürlensin. Değilse benim mührüm kalsın. Hiç kimse de onun getirdiği hazineyi, altını getirememiştir. Bu bakımdan gerçekten devleti ekonomik yönden oldukça güçlendirecektir Yavuz Sultan Selim. Evet, Yavuz Sultan Selim döneminden sonra Kanuni Sultan Süleyman dönemine gelelim. 46 yıl Osmanlı tahtında kalan, yine en uzun süre Osmanlı tahtında kalan Osmanlı padişahıdır Kanuni Sultan Süleyman. Süleyman'ın tabii tahta çıktığı zaman az önce ifade ettik. Doğuda inanılmaz bir güçle, özellikle babası tarafından bırakılan bir güçle devlet bulunuyor. Hem ekonomik açıdan hem siyasi açıdan oldukça güçlü bir durumda devlet. Böyle bir dönemde devletin başına geçecektir Kanuni Sultan Süleyman. Batılılar ona muhteşem, Doğulular ise Kanuni diyecektir. Dediğim gibi 46 yıl Osmanlı tahtında kalacaktır. Peki Süleyman dönemindeki askeri siyasi gelişmeler, önemli gelişmeler neler? Onlara bakalım. İlk olarak biz burada Canberdi Gazali isyanını göreceğiz. Canberdi Gazali Süleyman'ın padişahlığını tanımadı ve kendi hükümdarlığını ilan ederek isyan başlatan bir zattır. Merkezden gönderilen
Ferhat Paşa komutasındaki birlikler bu isyanı bastıracaktır. Daha sonra Rodos'un fethi gerçekleştirilecektir. Stratejik öneme sahip olan bir yerdir Rodos. Saint-Jean şövalyelerinden alınacaktır. Daha sonra Belgrad seferi düzenlenecektir. 1. Süleyman ilk seferini 18 Mayıs 1521'de Macaristan krallığının yönetimindeki Belgrad üzerine yapacak ve şehri ele geçirecektir. Bakın Fatih denedi, alamadı. 2. Bayezid denedi, alamadı ama sonunda Kanuni Sultan Süleyman Belgrad'ı ele geçirdi. Ahmet Paşa isyanına gelelim. Şimdi sadrazamlık yetkisini kendisine verilmesini bekleyen ikinci vezir bu Ahmet Paşa. Vali tabii sadrazam Pargalı İbrahim Paşa olduktan sonra kendisi Mısır'a gönderilecektir. Mısır'a vali olarak atanacaktır. Ancak atandığı bu Mısır'da isyan çıkaracak ve bağımsızlığını ilan edecektir. Yeni sadrazam olan damat Pargalı İbrahim Paşa gidip isyanı bastıracaktır. Mohaç Meydan Muharebesi'ne gelelim. Tarihin önemli savaşlarından biridir Mohaç Meydan Muharebesi. Osmanlı ve Macar ordusu arasındaki bu savaş 2 saat kadar sürecektir. 100 bin aşkın Macar ordusu tamamen imha edilecek. Macaristan'ın başkenti Budin fethedilecektir. Jean Zapolya Macar tahtına yetirilecek ve Macaristan Osmanlılara bağlanacaktır. Bu açıdan da dediğim gibi çok kısa sürede büyük bir ordu yok edilecektir Osmanlı tarafından. Yani kara gücünün ne kadar etkin ve ne kadar güçlü olduğunu buradan çıkarabiliriz. Osmanlı'nın en önemli dönemlerinden biri. Kalender Çelebi isyanına gelelim. Şimdi Kalender Çelebi tarafından çıkarılan bu dini sosyal içerikli isyan Pargalı damat İbrahim Paşa tarafından bastırılacaktır. 1. Viyana kuşatmasına gelelim. Avusturya Kralı Ferdinand'ın Budin'e ele geçirilmesi ile sefere çıkılacaktır. Budin geri alınacak, Viyana kuşatılacaktır. Ancak 1. Süleyman kış mevsiminin yaklaşması üzerine kuşatmayı kaldıracaktır ve Viyana alınmayacaktır. Alman seferine gelelim. Şimdi Budin'in tekrar elden çıkması üzerine 1. Süleyman Almanya seferini düzenleyecektir. Bu Avrupa işlerine kadar gelecek Kanuni Osmanlı ordusunun karşısına hiçbir kuvvet çıkmaya cesaret edemeyecektir. 1533 yılında burada İstanbul Anlaşması yapılacak. Bu anlaşmayla Macaristan işlerine karışılmayacak. Yine Yanoş'un krallığı tanınacak. Aynı zamanda bu anlaşmada Avusturya kralı Osmanlı sadrazamına eşit sayılacaktır. Osmanlı Devleti artık Avrupa'da üstünlüğü tamamen ele geçirecektir diyebiliriz. Fransa'ya kapitülasyona gelelim. Şimdi Fransa elçisi Jean de Lefort'un girişimleriyle 1. Süleyman Fransa ile kapitülasyon anlaşması imzalayacaktır. Anlaşmayla birlikte Fransızlar ticari ve hukuki alanlarda bir takım ayrıcalıklar elde edecektir diyebiliriz. Adriyatik seferine gelelim. Seferi Kulyada denilir buna. Fransa ile ortak ittifak yapan Osmanlı'nın İtalya üzerine düzenlediği bir sefer olacaktır. Fransa'nın İtalya'ya saldırmaktan vazgeçmesi ve kış şartlarından dolayı sefere son verilecektir. Venedik'e ait olan Şire, Patmos, yine Naxos gibi adalar bu sefer sonucunda ele geçirilecektir. Preveze Deniz Muharebesi'ne gelelim. Şimdi Preveze Deniz Muharebesi önemli. Önce muharebeden bahsedeyim. Sonra hani ne tip sorular geliyor ondan bahsedeyim. Çünkü ÖSYM'nin en fazla sorduğu sorulardan biri bu olacaktır. Şimdi Cezayir'in Osmanlı Devleti'ne katılması ve Barbaros Hayrettin Paşa'nın Osmanlı Devleti'nin hizmetine girmesinden sonra Giovanna Andre Doria komutasında Kutsal İttifak Haçlı Donanması ile Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması arasında geçen bir savaştır bu. Osmanlı Devleti kazanacak. Bakın bu savaşla beraber günümüzde Türk Denizcilik Günü olarak bir kere kutlanacaktır. Bakın ÖSYM bir kere buradan soruyor. Hani günümüzde Türk Denizcilik Günü olarak kutlanan gün hangi muharebe sonrasındadır tarzında geliyor. Bununla beraber Preveze Deniz Muharebesi normalde kara esaslı bir devlet olan Osmanlı'nın artık denizlerde de hakim olduğu, denizlerde de söz sahibi olduğunun bir göstergesi olacaktır. Hint Deniz Seferlerine gelelim. Şimdi Portekiz korsanları burada baskı altına aldığı Müslüman hükümdarların yardım istemesi, yine Kızıldeniz yoluyla hacca giden Müslümanlara saldırması üzerine bu Portekizlilerin Hint Deniz Seferleri başlayacaktır. Bu seferlere gereken önemin verilmemesi, yine Osmanlı donanmasının okyanus şartlarına uygun olmaması, yine Portekiz donanmasının Osmanlı donanmasından daha güçlü olması ve Hint Denizi'nin Osmanlı gemicileri tarafından iyi tanınamaması gibi sebeplerden dolayı bu dört farklı seferde tam başarı sağlanamamıştır.
Trablusgarp'ın fethine gelelim. Turgut Reis, Sanjen Şövalyelerinin elinde bulunan bu Trablusgarp'ı alacak ve Kanuni tarafından buraya Beyler Beyi olarak atanacaktır. Amasya Anlaşması'na gelelim. Osmanlı Devleti'nin İran ile yaptığı ilk resmi anlaşmadır bu. Bakın, İran ile ilk anlaşma olacaktır. Bu bakımdan Amasya Anlaşması önemlidir. Cerbe Deniz Savaşı'na gelelim. İspanyolların elinde bulunan Cerbe Adası Turgut Reis tarafından kuşatılacaktır. Haçlar bozguna uğratılacak. Böylece Kuzey Afrika'daki Türk üstünlüğü kesinleşmiş olacaktır. Malta kuşatmasına gelelim. Turgut Reis tarafından yine kuşatılacak. Ancak kuşatma sırasında şehit olduğundan dolayı Malta alınamayacaktır. Bakın, Malta demek ki Kanuni Sultan Süleyman döneminde alınamıyor. Sakız Adası'nın fethine gelelim. Piyale Paşa komutasındaki donanma sefer sonucunda Sakız Adası'nı alarak Batı Akdeniz kıyılarında boğazların güvenliğini sağlayacak bir yeri almış olacaklar. Ve Ziyatvar seferine gelelim. Süleyman'ın son seferi. Kanuni Sultan Süleyman 1 Mayıs 1566'da yaklaşık 13 yıl aradan sonra 72 yaşında 13. seferine çıkacak ve kuşatma sırasında hayatını kaybedecektir. Ziyatvar Kalesi alınacak ama Kanuni Sultan Süleyman bunu göremeyecektir. Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki toplumsal ve sosyal olayları Osmanlı kültür medeniyet kısmında ayrıntısıyla işleyeceğiz. O derste biraz daha bu dönemin ayrıntılarına değineceğim. Devam edelim ve 2. Selim dönemine gelelim. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman döneminde siz eğer bir dönem televizyonda oynayan bir dönemi anlatan bir dizi vardı. O diziyi de takip ettiyseniz eğer Şehzade Mustafa, Şehzade Bayezid, yine Şehzade Selim, Şehzade Cihangir, Şehzade Mehmet gibi birçok şehzadesi olacaktır Kanuni Sultan Süleyman'ın. Şehzade Mustafa ve Şehzade Bayezid Kanuni Sultan Süleyman tarafından hayatlarına son verilecek burada. Bir takım sebeplerden dolayı söyleyelim. En son tabii Cihangir'de Şehzade Mustafa öldükten sonra onun üzüntüsüyle hayatını kaybedecektir. İkinci Mehmet genç bir yaşta hayatını kaybedecektir. En son ikinci Selim kalacaktır. Süleyman'dan sonra tahtada Sarı Selim dediğimiz ikinci Selim oturacaktır. Selim'in şöyle bir önemi var. Diğer Osmanlı padişahlarına nazaran İstanbul'da doğup tahta geçen ilk Osmanlı sultanıdır. Yani payitahtta doğarak tahta geçen ilk Osmanlı sultanı olarak biz ikinci Selim'i görebiliriz. İkinci Selim döneminde özellikle etkin olarak biz Sokullu Mehmet Paşa'yı göreceğiz. Sokullu Mehmet Paşa Kanuni Sultan Süleyman'ın son döneminin sadrazamıdır. İkinci Selim'in döneminin tamamında yine 3. Murat'ın döneminin ilk kısımlarında biz Sokullu Mehmet Paşa'yı göreceğiz. Sokullu Mehmet Paşa'dan da yine kültür medeniyet kısmında biraz daha ayrıntılı bahsedeceğim. Peki bu dönemlerde askeri siyasi gelişmeler neler oldu? Açı Seferi'ni görüyoruz burada. Kurdoğlu Hayrettin Hızır Reis Komutanlığı'nda 22 parçadan oluşan Osmanlı donanması Hint Okyanusu'na açılarak Aceh'e yardım amaçlı gidecektir. Aceh Sultanlığı Osmanlı Devleti'ne bağlanırken Portekizlere karşı taarruza geçebilecek kudrete Açı Seferi ile burada ulaşılacaktır. Daha sonra Sokullu Mehmet Paşa'nın karşı çıkmasına rağmen Kıbrıs fethedilecektir. Çünkü Sokullu Mehmet Paşa şu açıdan korkuyor. Eğer Kıbrıs alınırsa onlara karşı, Osmanlı'ya karşı güçlü bir Haçlı tepkisi gelebileceğinden. Nitekim Sokullu Mehmet Paşa öngörüsünde haklı çıkacaktır. Kıbrıs fethedildikten sonra da Haçlı donanması oluşturulacak ve İnebahtı Deniz Savaşı gerçekleşecektir. Şimdi Kıbrıs'ın fethine tekrar geri dönersek Akdeniz'in güvenliği ve kontrolü adına gerçekleşen büyük bir fethi olacaktır burası. Kuşatma boyunca 50 bin askerini kaybeden Osmanlı da büyük kayıplar da verecektir ama sonucunda Kıbrıs ele geçirilecektir. Kıbrıs ele alındıktan sonra burada İnebahtı Deniz Savaşı gerçekleşecek ve Osmanlı Devleti yükselme döneminde ilk kez büyük bir savaşı kaybetmiş olacak. Tabii bu savaşın kaybedilmesi Osmanlı açısından, daha doğrusu daha önceden Kıbrıs'ın alınmasına engel olmak isteyen Sokullu Mehmet Paşa'ya bütün okları çevirecektir. Tabii Sokullu Mehmet Paşa da hani tarihe geçen o sözünü söyleyecektir. Hani biz Kıbrıs'ı almakla sizin kolunuzu kestik. Siz bizim donanmamızı yakarak hani sakalımızı kestiniz. Hani kesilen kol tekrar geri çıkmaz. Ancak kesilen sakal daha gür çıkar. Ne kadar hani sakal kol muhabbeti etse de bu savaşın kaybedilmesi Sokullu Mehmet Paşa'ya karşı özellikle devlet içerisinde büyük bir muhalefetin oluşmasına sebep olacaktır. Tunus'un seferine gelelim.
Şimdi Barbaros döneminde alınan ancak sonradan elden çıkan Tunus'u geri almak için Uluç Ali Paşa komutasında Türk donanması 13 Eylül 1574'te kenti fethedecek. Aynı yıl Tunus eyaleti de kurulacaktır. İkinci Selim'den sonra tahta 3. Murat geçecektir. Buradaki ilk önemli gelişme olarak Vadi Üssül Seyir Savaşı'nı göreceğiz. Ramazan Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetleri Fas'ı ele geçirecek. Bölgede Portekiz gücünü kıracaklardır. Meşaleler Muharebesi var burada. Osmanlı İmparatorluğu ile Safavi Devleti arasında yapılan bir muharebedir bu. Bu muharebede alınan zaferle birlikte Osmanlılar Şirvan'ı alacak. Yine Dağıstan ve Gürcistan Safavi tehdidinden kurtulacaktır. Yine burada önemli kazanımlar elde edilecektir. Ferhat Paşa Anlaşması'na gelelim. Ferhat Paşa Anlaşması 1583 yılında Meşaleler Muharebesi denilen çarpışmayla başlayan bu Osmanlı seferlerinin 1590'da imzalanan anlaşmayla sona erdiren anlaşmadır. Bu anlaşma önemlidir. Neden? Çünkü Osmanlı'nın doğuda en geniş sınırlara ulaştığı anlaşma Ferhat Paşa Anlaşması olacaktır. Evet arkadaşlar, yükselme dönemini, özellikle dünya gücü olan Osmanlı'nın önemli padişahlarına bu derste baktık sizlerle beraber. Şimdi pekiştirme sorularımı sizlerle beraber çözelim. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki bazı gelişmeler verilmiş burada kronolojik olarak. Rodos'un fethini, Trablusgarp'ın fethini, Sakız Adası'nın fethini ve Kıbrıs Adası'nın fethini burada görebiliyoruz. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman döneminde gerçekleşen yukarıdaki faaliyetler dikkate alındığında Osmanlı Devleti için aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diyecek. Bakalım. Akdeniz'de güçlü bir konuma erişilmiştir. Bakın Akdeniz'de Rodos, Trablusgarp, yine Sakız ve Kıbrıs Adası gibi yerler alınacaktır. Evet, güçlü bir konum burada elde edildi. Hakimiyet alanı Kuzey Afrika'ya kadar genişletilmiş. Evet bakın Trablusgarp ele geçirilmiştir Kuzey Afrika'da. Akdeniz'de stratejik öneme sahip yerler. Evet bakın Kıbrıs, Rodos gibi çok önemli yerler alınmıştır. Okyanuslara açılma fırsatı bulmuştur. Halbuki bunların hepsi Akdeniz'de bulunan yerler. Okyanuslara açılan yerler değil. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Karada elde edilen başarılar denizlere de taşmıştır. Evet bakın adalar fethedilmiş burada. Demek ki denizlerde de önemli gelişmeler yaşanmış. Bir sonraki sorumuza geçelim. Sultan 2. Mehmet döneminde yer alan İstanbul'un fethi planına bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir diyecek. Şöyle plana baktığımız zaman Bizans İmparatorluğu şu açık sarıyla gösterilen yerlerde, turuncu olan yerlerde de Osmanlı'yı göreceğiz burada. Şimdi dikkat edersek Osmanlı kuvvetleri bir defa Bizans'a karadan gelecek yardımları engellemek için buraya bir ordu konuşlandırılmış. Yine denizden gelecek engelleri gelecek yardımları engellemek için de burada birçok gemi yerleştirmiş. Şimdi Bizans donanması Osmanlı donanmasının daha üstündür. Buradan ulaşılabilecek, bu plandan ulaşılabilecek bir şey değildir. Ulaşılabilir olana bakacağız. Asker sayısı bakımından Osmanlı Bizans'ın önündedir. Burada kimin askeri daha az daha fazla öyle bir bilgiye ulaşamayız. İstanbul'un güçlü surları şahi toplarıyla yıkılmıştır. Burada surların nasıl yıkıldığı hakkında herhangi bir bilgi verilmemiş. Bizans'ın denizden ve karadan yardım alması engellenmiş. Evet bakın bu plandan ona ulaşabiliriz. Neden? Az önce ifade ettim. Bakın hem karadan hem de denizden gelebilecek yardımlar engellenmeye çalışılmış. Tamamen bir kuşatma altına Bizans alınmıştır. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Kuşatma süresi verilmiş. Süreye de yine buradan biz ulaşamayız. Devam edelim. Şimdi öğrenciler tarafından verilen cevaplardan hangilerinin doğru olduğu söylenebilir. Bakalım. Öğretmen bir soru sormuş, öğrenciler de cevap vermiş. Öğretmen demiş ki, Yavuz Sultan Selim dönemindeki askeri gelişmeler nelerdir? Bu şekilde bir soruyu öğrencilerin verdiği cevaplara bakalım. Ömer demiş Otlukbeli, Halis demiş Çaldıran, Demir demiş Mercidabık, Fethi demiş Ridani. Şimdi Otlukbeli savaşı biz Yavuz Sultan Selim dönemine bakacağız. Halbuki bu savaş Fatih Sultan Mehmet döneminin bir gelişmesidir. Çaldıran Savaşı, Mercidabık ve Ridaniye Savaşları ise Yavuz Sultan Selim döneminin gelişmeleri olacaktır. Bu yüzden doğru söyleyenler Halis, Demir ve Fethi olacaktır. Bir sonraki sorumuza geçelim. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı'nın taraf devletlere diplomatik bir üstünlük kurduğunun göstergesidir. Bakın burada altını çizmemiz gereken kısım diplomatik kısmı. İstanbul'un fethiyle Bizans'ın tarihe karışması, bakın askeri bir üstünlüktür, siyasi bir üstünlüktür. Mercidabık ve Ridaniye Savaşları'nın Memlük Devleti'nin yıkılması, savaşlar, askeri üstünlük. Rodos'un fethiyle Ege'nin güvenliğini sağlanması, askeri ve siyasi bir üstünlük. Muaz zaferiyle Balkanlarda tehlikenin bertaraf edilmesi, bakın yine askeri bir üstünlük. Avusturya İmparatorluğu'nun anlaşmayla Osmanlı Sadrazamına protokol bakımından denk sayılması. Bakın koskoca Avusturya burada kralı, İmparatoru sadrazama denk geliyor. Yani Osmanlı padişahına değil de
padişahın altında bulunan bir kişiye siz denk olursanız, diplomatik açıdan burada Osmanlı'nın özellikle Avusturya Macaristan'a bir üstünlük kurduğunu ifade edebiliriz. Devam edelim ve bir sonraki sorumuza bakalım. Şimdi yukarıda bir durum var ve bu durumun yaşanmasının aşağıdaki özelliklerinden hangilerine etiyor olduğu söylenebilir demiş. Bakalım durumumuza. Parkalı damat İbrahim Paşa'nın Mohaç Meydan Savaşı sonrasında Budün'den İstanbul'a getirdiği ve At Meydanı'nda bulunan sarayına diktirdiği üç güzeller mitolojik heykelleri halk tarafından tepkiyle karşılanmış. Figani İbrahim Paşa için dünyaya iki İbrahim geldi. Biri putları yıktı, diğeri putları dikti demiştir. Şimdi bu beytini dile getirmiş. Bu durumun yaşanmasında özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Bakın demek ki İstanbul'da üç güzeller adında heykeller getirilecek. Bu heykellerde halk tarafından özellikle hoşnutsuzluk görülecek halkta daha doğrusu. Neden heykeller İslam toplumunda hoşnutsuzlukla karşılanıyor? Çünkü İslam geleneğinde özellikle heykel ve resim sanatı putperestliği çağrıştırdığından dolayı biraz oraya karşılar. Şimdi İslam toplumunda heykel sanatı putperestliği çağrıştırması, evet az önce ifade ettim zaten. İbrahim Paşa'nın Müslüman olmaması ya da Osmanlı yöneticilerinin halkın farklı inanç sistemini benimsemesi olmayacak. Yalnız bir bu sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Yukarıda yer alan isyanların ortak özelliği sorulmuş. Şimdi Ahmet Paşa isyanı, Kalender Çelebi isyanı, Canberdi Gazali isyanı, Baba Zünnün isyanı. Başarıyla sonuçlanmış olmaları, hayır, başarısızlıklar sonuçlanacaklardır. Dini karakterli olması, dini de var, siyasi, sosyal de var. Devlet adamları tarafından çıkarılmadı, devlet adamları tarafından da var ancak sadece halk tarafından da çıkarılan, yani halk tabanında bulunan insanlar tarafından da çıkarılanlar var. Kanuni döneminde meydana gelmedir. Evet, buradaki tüm isyanların hepsi Kanuni döneminde meydana gelmiştir. Bu da tüm isyanların ortak özelliği olacaktır. Bir sonraki sorumuza bakalım. Aşağıdaki neden hangisi İstanbul'un fethinin Türk tarihi açısından sonuçlarından biri değildir diyecek. Altını çizmemiz gereken kısım Türk tarihi. İşte Osmanlı Devleti'nin İslam dünyasındaki saygınlığının artması, Türk ve İslam tarihi. Yine Osmanlı yükselme dönemine girmesi, Türk tarihi. İstanbul'un fethiyle Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayarak ticaret yollarını ele geçirmesi, Türk tarihi. İstanbul'un Osmanlı Devleti'nin başkenti olması yine Türk tarihi. İstanbul'un fethi sırasında kullanılan büyük topların en güçlü surları bile yıkayabileceğinin görülmesi. Şimdi bakın bu önemlidir. Niye önemlidir? Çünkü o dönemde Avrupa'da derebeylik sistemi vardır. Yani feodalite. Şimdi feodalite rejiminde özellikle derebeylerin büyük kaleleri olacaktır. Bu büyük kalelerin de aşılamaması Avrupa'da güçlü krallıkların oluşmasını engelleyecektir. Ancak İstanbul'un fethi sırasında bu büyük topların, bu büyük kaleleri, surları yıkılabileceğinin görülmesi Avrupa'da da işte kralların özellikle derebeyler üzerine bunu kullanmasına ve derebeyleri ortadan kaldırmasına, feodalite adı verilen rejiminde zayıflamasına neden olacaktır. Demek ki bu bir Türk tarihi açısından değil, dünya tarihi açısından, Avrupa tarihi açısından önemli bir gelişmedir diyebiliriz. Bir sonraki sorumuza geçelim. Şimdi Martin Luther'in 95 maddeden oluşan bir protesto bildirisini Wittenberg Kilisesi'ne asıp reform hareketlerini başlatması ve Avrupa'nın din savaşlarını yaşaması üzerine aşağıdaki hangi gelişme kolaylaşacaktır diyecektir. Şimdi 1517 yıllarında, 1520'li yıllarda özellikle reform hareketleri başlayacak, filizlenecek ve 20'li, 30'lu, 40'lı yıllarda Avrupa'da büyük din savaşları gerçekleşecektir. İşte bu savaşlar neyi kolaylaştırmıştır ona bakacağız. Sultan II. Bayezid döneminde Cem Sultan olayının patlak vermesi daha önceki bir gelişmedir. Yavuz Sultan Selim'in Safavileri etkisiz hale getirmesi, hayır bunu kolaylaştıran bir etken değildir. Kanuni Sultan Süleyman Almanya seferini başarıyla tamamlaması. İşte bu aradığımız doğru cevap. Neden? Şimdi Kanuni Almanya seferine 32'li, 33'lü, 1532, 33'lü yıllarda gidecek. Şimdi Kanuni oraya gittiği zaman zaten Avrupa'da inanılmaz bir din savaşları var burada. Yani bütün Avrupa birbirine girmiş. Avrupa birbirine girdiği için Kanuni'ye karşı birleşemeyecekler veya güçlü, kuvvetli şekilde karşısına çıkamayacaklardır. İşte Alman seferinin başarıya ulaşmasında bu din savaşlarının kolaylaştırıcı etkisi olacaktır. Bir sonraki sorumuza gelelim. Şimdi bu sıralamada neden sonuç ilişkisini bozan gelişme harfle belirtilen hangi alanda gösterilmiştir demiştir. Bir kere Osmanlı ilahisine karşı hoşnutsuzluk bir neden. Şii eğilimli Türkmen grupların Safeviler tarafından tahrik edilmesi bir neden. Tımar dağıtımındaki adaletsizler bir neden. Celal İhsan'ın ortaya çıkması da bir sonuç. Bakın burada sonuç neden, neden ve neden yorduk. Yani Celali isyanlarının ortaya çıkma nedenleri ve sonuca bağladık. Hangisi gelişmede bozuyor diyordu sorumuzda. Milliyetçilik isyanların ortaya çıkması burada çıkan bir durum değildir. Sorumuzun doğru cevabı olacaktır.
Evet, sorularımızı, pekiştirme sorularımızı da çözdük. Geçen haftaki ödüllü sorumuzu açıklayalım. Bu haftaki ödüllü sorumuzu da size sorayım ve bölümümüz burada sona ersin. Ödüllü soruyu açıklamadan evvel tekrar uyarıyorum. Benim bu derste sizlere verdiğim bilgileri mutlaka not alacağız. Bu bilgiler sizin hem bilgi sorularını hem de yorum sorularını yapmanızda size kolaylık sağlar ve yeterli olacaktır. Yani yeterli olacağını bilin ama bol bol sorularla pekiştirmeniz gerekiyor. Şimdi geçen haftaki sorunun cevabını açıkladım. Mehmet Çelebi döneminde Anadolu'da meydana gelen ilk dini siyasi isyan Şeyh Bedrettin'in ayaklanması olacaktı. Bu haftaki ödüllü sorumuza bakalım. Şimdi yükselme döneminde gerçekleşen olaylar ve hükümdarlar eşleştirmesi var burada. Bu tabloda hangi eşleştirmede yanlışlık vardır? Fatih Sultan Mehmet Kırım, Bayezid Sapienze, Yavuz Sultan Selim Mohaç, Kanuni Sultan Süleyman Belgrad'ın fethi, 2. Selim Kıbrıs'ın fethi. Hangisi yanlış? Mutlaka yorum kısmına yazıyoruz ve ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz. Arkadaşlar bölümümüz burada sona erdi. Gelecek bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çalışmanıza kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın.